Değerli izleyenler, sırada İrem Derici'nin Antalya konserinden görüntüler ve ünlü şarkıcının samimi itirafları var. İzliyoruz. Tek başıma hönkür hönkür ağlarım. İrem Derici 3 aydır büyük aşk yaşadığı lider Şahin'le evlilik sorusuna öyle bir cevap verdi ki. Keyfim yerinde, özel bir şey yaşıyorum. Evlilik gibi bir dedikodu dönüyor, var mı bu işin aslında? İrem Derici'nin hem Antalya konserinden şarkılar dinleyeceğiz hem de çok özel bir röportajı ekrana getireceğiz. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayıp bıktırmadan acıyı çekip alıştıkça aşkı öğreniyor. Tarkan'ın Cuppa Cuppa'sına bayılmış. Son günlerde hep Cuppa'yı dinliyormuş İrem Derici. Dinledim. Hatta bugün yolda patır patır patlayarak Cuppa Cuppa diye geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Tarkan. Ve ben şarkıyı da çok sevdim. Ve böyle bir geliş, şöyle bir durum bence. Yani şey böyle hani, çocuklar ben geldim diyor ya, anladın mı? Ben şarkıya da bayıldım abi. Albümde kim bilir neler var ve bu arada bekleyin yani, göreceğiz. 10 gün içerisinde. İsminle Cuppa Cuppa diye gezecek herkes. Cuppa'dan biraz daha hayatına girelim, bilinmeyenlerini öğrenelim. Hep eğlenceli halleriyle çıkıyor kamera karşısına İrem Derici. Ancak bir de madalyonun görünmeyen yüzü varmış. Kızıyorum ama bunları hep kendi içimde yaşıyorum. Mesela ben insan önünde ağlamayı sevmem. İnsanlara derdimden bahsetmeyi sevmem. Kol kırılır, yen içinde kalır durumları da varmış anlayacağınız. Evde tek başıma hönkür hönkür ağlarım. Kendimi yumruklarım, tokatlarım, aynalara bakarım. Ne yapıyorsun lan sen falan derim ama yok ya, herkesin kendi derdi var. Benim derdim kimseyi sıkmamalı yani. Ben mutlu etmiyorum. Şarlatan belki de, şarlatanlık. Hani vardır ya kralların yanında. Gel lan eğlendir bizi falan. Ben oyum. Benim dünyadaki misyonum o. Hep insanlara hani ortaokulda, lisede de onu söylerdim. Arkadaşlar ben sizi eğlendirmek için varım. Ben sizi mutlu etmek için varım ve sizi dinlemek için varım. Benim yapım bu. Çok kişide olan bir yapı değil. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Öbürlük yarime, gönülleşime. Acısıyla tatlısıyla 29 yılı geride bırakmış İrem Derici. Haliyle biraz da deneyim kazanmış yaşadıklarından. Aklım yok benim. Yok. Yok, bu var bende. Yaradan vermiş de o da oraya karışmış, kaynamış. Kalbim yönetiyor benim ya ve hiçbir zaman hani 30'a bir kalayım şu an, 29 yaşındayım. Hiçbir zaman o kalbin yönetmesinden sıkıntı duymadım yani. Çünkü günün sonunda kimse bana sen bana böyle yaptın demedim. Bu arada kilo vermiş halleri de dikkat çekiyor İrem Derici'nin. Abi açım, 6 aydır açım ya. Nereden nereye geldi iş? 42 bedenden 34'e geldi. Ama 34'te hala böyle spatulayla falan sokuyorum kendimi. Şey düşündüm böyle, hep hayatım boyu böyle balık eti diye kandırıyorlardı. Beni balık eti falan değil anasını, balina gibi geziyordum yani. Dedim ki ben bu yaşta bunları giyemiyorsun. Zaten şurada ne kadar kaldı böyle hani şaşalı geçireceğin yıllar. Tut dedim şunu ya. Yani hayatta her şeyi başarıyorsun, bir şekilde beceriyorsun. Az. Ay yeter. Dur dedim, durdum. Gelelim aşk hayatına. Selami Şahin'in oğlu lider Şahin'le rüya gibi bir aşk yaşadığını özel cümlelerle açıkladı İrem Derici. Hayatımda ilk defa fotoğraf çekme ihtiyacı duymuyorum. Anlatabildim mi? Çok derin oldu. Anlattım. Şöyle derin de açarız biraz. O kadar kıymetli anlar yaşıyorum ki hepsini zihnime hani akıllı telefonla değil de şuraya kazımak istiyorum. Keyfim yerinde, özel bir şey yaşıyorum. Çok hani ulvi mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama ne dillendirmek, ne ortaya dökmek. Ya kendime gizli ve kendime saklı olarak böyle çok... Lider Şahin'le güzel bir ilişki yaşadığını söyleyen İrem Derici'ye en kritik soruyu da sorduk. Evlilik gibi bir dedikodu dönüyor, var mı bu işin? Şimdi dediğin gibi... Şimdi iki insan beraber olur. Evlilik. Hem medya hem insanlar. Ne zaman evlilik? O olur. Çocuk ne zaman? O olur. İkinci çocuk ne zaman? Ben bu klişelere şu an yaşadığım şeyi hiçbir klişeye sokmak istemiyorum ya. Yani
Klişe dışı çünkü. O yüzden klişe dışı kalsın istiyorum. Konserler, güzel bir aşk hayatı ve Rising Star'da keyifli dakikalar yaşayan İrem Derici, O Ses Türkiye'den yarışmacı olarak bugünlere gelmenin hazzını da açıkladı. Yarışmacı olarak başladım ya, o hissiyatı 4 sene 5 sene de olsa her yarışmacı sahneye çıktığında benim kalbim ağzımda atıyor. Acayip bir şey o heyecan yani, o kimseyi görememe, o ışıklar. Bir şekilde orada çünkü bir muhtaçlık durumu var ya, anladın mı? O bir eziliyorum ama inşallah onu aşacağım çünkü ekip çok keyifli, çok eğlenceli. Yani mesela Mustafa ile tabii ki önceden tanışıyorduk. Hocam derim, benim koçum olmamasına rağmen o kadar çok emeği vardır bende. Bütün provalarda benimle saatlerce ilgilendi, eğitti. Hakkınızı asla ödeyemeyeceğim Mustafa Sandal.